Sevgili dostlar, şu anda Kapuz Kanyonu'ndayız. Bugün Konyaaltı'nda bulunan buraya hafta içinde gelmenizde fayda var. Kapuz Kanyonu'ndayız. Antalya'nın muhteşem bir tabiat harikasının dayı. Kapuz Kanyonu'na gelebilecek sakin ve huzurlu bir ortam. Şu anda Kapuz Kanyonu'nda bol oksijen, tertemiz hava, serin bir hava, gerçekten muazzam bir havası var. Şu anda Kapuz Kanyonu'na doğru gidiyorum. Yok, bir şey yok, bir şey yok. Sakin. Evet. Anlatılana göre burası Konyaaltı'nın en güzel yerlerinden birisi, en güzel kanyonlarından birisi. Şehrin gürültüsünden, trafiğinden kurtulup buralara gelmek insana huzur veriyor. Bol oksijen, tertemiz hava. İşte burada. Doğa severlerin, dağcıların, yürüyüş yapmayı sevenlerin buraya gelmesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Buraya birkaç yıl öncesi gelmiştim. Bende kalan talihsiz bir kaza anısı var. Kızım düşmüş, ayağını yarmıştı. Tabii ki buradan aşağıya kadar onu omuzlarımıza taşıdık. Yurt dışından gelen arkadaşlarımız burada bize bir selam veriyor. Where are you from? Taiwan. Taiwan? Evet. Good. YouTube Ajandam kanalı. Abimiz size söyler. Oldu, görüşürüz abi, kolay gelsin. Sevgili dostlar, şu anda Kapuz Kanyonu'ndayım. Kanyon ne demektir? Nasıl bir şeydir? Hiç kanyona gittiniz mi? Gitmediyseniz nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Hepsi işte bu videoda. Şehrin gürültüsünden, patırtısından, trafiğinden uzak bir yerdeyiz şu anda. Huzur ve mutluluk yayan bir ortamdayız. Burada doğa bütün ikramlarını bize sunuyor. Kurbağa sesi, kuş sesi, su sesi, hafif bir rüzgar, muhteşem bir hava, güneşli bir hava ve pırıl pırıl dibini kadar gördüğümüz bir su işte burada.
Evet, şu anda Antalya'nın başka bir güzel yerinde, bir tabiat harikasındayız. Burası Kapuz Kanyonu. Evet, biraz aşağıda biz arabamızı bıraktık, yürüyerek buraya geldik. Tabiatın bu güzel köşesinde piknik yapabilir, yürüyüş yapabilir, gezebilir ve şişme botlarla yüzebilirsiniz. Ve burada koyu gölgeli ağaçların dibinde istirahat ederken kuş cıvıltıları, kurbağa vaklamaları ve tabiatın serinliği, sessizliği ve huzur veren ortamı yaşayabilirsiniz. Bir su etkinliği olduğu için ayakkabılarınızı ona uygun olarak getirmenizde, özellikle terlik gibi şeyler giymemenizde fayda var. Hafta sonunda insanlar buraya gelerek piknik yapıyorlar. Ortam oldukça kalabalık oluyor. Onun için biraz hafta içinde burayı değerlendirmenizde kesinlikle fayda görüyorum. Evet, şu anda Kapuz Kanyonu'nu geride bıraktık ve şehrimize geri döndük. Kapuz Kanyonu'nu ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar mevsimi. Çünkü bu mevsimde her taraf yemyeşil, tabiat bütün özelliklerini size gösteriyor. Bütün sunumunu size yapıyor ve gezinizin tadı bir başka oluyor. Evet arkadaşlar, eğer ki
Kapuz Kanyonu'na gelecek olursanız ya kendi aracınızla ya kiralık bir araçla ya da taksiyle gelmek zorundasınız. Başka bir ulaşım aracı maalesef gelmiyor. Eğer taksiyle gelecekseniz taksiyi bekletmenizde fayda var. Karşıdan karşıya geçmek için herhangi bir köprü yok. Bunun için karşıdan karşıya geçme becerinizin olması gerekiyor. Ona göre buradan tedbirli gelmenizi tavsiye ediyorum. Evet, Kapuz Kanyonu'na geldiğinizde böyle bisikletle de gelmiş olabilirsiniz. Kanal Ajandam, YouTube. Evet, böyle becerikli olmanız gerekiyor. Köprüsüz bir yerden karşıdan karşıya geçme becerimizi burada deneyimledik ve başarılı olduk. Yorum yapmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hoş ve esen kalın sevgili dostlarım.